sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak, sımsıcak insanları. İnsanı insana, insanla insanda, insanca anlatan kıymetçe söyleşi programı Bodrum'da başlıyor efendim. Kim mi var yanımda? Bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, yazmış olduğu şiir kitabı ve çiçeği burnunda romanıyla okurların gönüllerine yürüyen Seçim Seziş Hanımefendi ile birlikteyiz efendim. Evet Seçim Hanım, merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Son derece iyi gördüm ama biraz sesinizde bir sorun var. Korku geçirdik. Dün gece 1.5 saatlerinde önemli bir deprem yaşadık. Çoğu insan uykudan kalktı. Çoğu insan sahillerdeydi. Depremin şiddetini büyük bir korkuyla yaşadılar. Umuyorum son olur. Bizim buralarda akşam komşu ülkede evet, bunlar aslında tabii afetler, doğal afetler ama biz buna ne derece hazırız o tartışılır. Gördüm ki o panik, o travma, o efendim bağırmalar, çağırmalar bizim ülkemizin insanının da deprem konusunda eğitilmeye gerçekten bu noktada seminerler düzenlenmeye ihtiyacı var. Bunu da buradan, bu vesileyle Bodrum'dan sıcak sıcak devlet büyüklerimize iletelim. Türkiye'ye, Bodrum'a, Muğla'ya geçmiş olsun diyorum. Gelelim kitaba. Efendim bu bir vefa ziyaretidir. Çünkü hanımefendi ta İzmir'de bana gelerek kitap imzalattı. Efendim Kadıköy Kitap Fuarı'nda geldi, kitap imzalattı. Ben de bir vefa adamı olarak mertçe onun bulunduğu koya kadar geldim ama ben neredeyiz bilmiyorum. Neredeyiz şu anda? Bağla koyundayız. Bodrum Bağla koyundayız şu anda. Güzel bir koydur. Bodrum'un en eski bilinen koylarından biri. Mavi bayraklı koydur. Balıklarla yüzdüğümüz bir yer. Geçen sene romanımı ben burada tamamladım. Hemen hemen 3 ay tamamen bu koyda, bu kitabın tamamlanmasına sebep oldu. Burada daha sen 10 tane kitap yazabilirsin. Umuyorum. Çünkü görüntü güzel. Peki bu görüntüleri ileten kameramanımın adını unuttum ben. Neydi adı? Doğa. Evet, Doğa. Doğa. Ergin. Evet, Doğa Ergin hanımefendi şu mükemmel görüntüleri size iletiyor efendim şu anda. Peki, Adana Dünya İnsanlık Ailesi'ne Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Abidin Dino, Taha Toros, Yılmaz Güney, Seçim Seziş, Yüksel Mert, Cengiz Açıkgöz, Ekmel Ali Okur, Sedat Memili vesaire yığın yığın insanları bağışlayan bir coğrafya. Sen de o coğrafyanın bir çocuğusun. Buradan Dünya İnsanlık Ailesi'ne kitaba okuma adına birkaç cümleyle noktalayalım. Okumak birinci, okumak ve okutmak birinci insanın görevi olmasını diliyorum. Okumak kadar güzel bir şey olduğuna inanmıyorum. Önce insanın vizyonunu, insanlığını geliştiren tek kaynak. Okuyalım diyorum, okutalım diyorum, yazalım, yazdıralım. Ve bu yolda adım atan herkese yardım edelim, yardımcı olalım, ufkunu açalım. Ben edebiyatı seven bir insanım. Edebiyata emek veren her şeyde yanında olduğumu her zaman söyledim. Ve olacağıma dair de söz veriyorum. Başarı çok satmak değil. Başarı çok sevilmek, çok bilinmek değil. Bir yerde bir insan kitabımızı okuduğunda onun duygularına, onun görüşlerine bir tencere açabilmek. Ve benim amacım bu. Yazmaktaki amacım da bu. Seçim Hanım, sen aynı zamanda bir şairsin. Bir mini bir kuble var mı Allah aşkına? Bir kuble rica edeyim. Veya sen düşün, ben Doğa Ergin'e ve ailesine ve dahi tüm okurlarımıza ben de mini bir şiir okuyayım. Gönül yardan geçer, serden geçemez. Bağlanmış ikrara kavi özlüyüm. Her sözüm dinleyen özüm seçemez. Sırat köprüsünden ince sözlüyüm.
benim sözüm çürük değil, sağ gibi. Çürük sözler artar, erir yağ gibi. Üzerinden kervan geçer dağ gibi. Yokuşluyum sanma beni düzlüyüm. Yolcu ateş yanmak ile yol yanmaz. Erenlerin dokuduğu çul yanmaz. Cehennemde günah yanar kul yanmaz. Günahlarla sürmelenmiş gözlüyüm. Sevgiler saygılar sunuyorum. Evet seçim ne diyorsunuz? Şiir diyorum. Evet. Şiirle okuyalım o zaman. Evet. Ama şu an öyle mikrofonumuz atılınca olmuyor. Beni mahcup ettiniz. Öyle yorgun ki şiirlerden, yazdığım şiirlerden. Yorgunum. Canım benim. Yorgunum. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız dostlara kırgınım artık diyor ya şair. Efendim bir vefa ziyaretiydi. Mini bir söyleşi yaptık. Seçim Hanım biraz rahatsızlığına rağmen, stresine rağmen, bunca yoğun sirkülasyonuna rağmen Yüksel kardeşini kabul etti, ağırladı. Balığımız bekliyor. Biz hanımefendiyi de zaten yoldan Doğaya bulduk çok kameramanı. Kameramanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugünlerde, son bir cümle. Bugünlerde çevremde öyle güzel doğa gibi gençler görüyorum ki geleceğin çok emin olerde olacağına inanıyorum. Olduğuna inanıyorum. Her genç eğitilmeye müsait bir potansiyel. Yeter ki güzel şeyler vermeye bilmek lazım gençlere. Güzel örnekler olmak lazım. Ben güzel örnek olmak adına yaşayacağıma ve yaşatacağıma buradan söz veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler. Anılardan bir uzak. Mini Mertçe söyleşinin sonuna geldik. Seçim ve hanımefendi. Sokaklarında, caddelerinde, dağlarında şarkıların, türkülerin, sevginin, saygının özellikle de adaletin egemen olduğu bir ülke ve dünya özlemiyle hepinizi Bodrum'dan alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. El sallayalım. El sallıyoruz. Anılardan da uzak, tamam. Güzel bir yaz kitabı olması.